Merhabalar. 6. sınıf 2. ünite sindirim sistemi konusuyla yine birlikteyiz. Arkadaşlar gördüğünüz bir sindirim sistemi organlarını ve sindirim sisteminin tamamını bu resimde görüyorsunuz. Peki neden biz sindirim yapıyoruz? Çünkü arkadaşlar yediğimiz besinleri hücre zarından geçebilecek kadar küçük parçalara ayırıp onlardan enerji elde edebilmek, yediğimiz besinlerden yapı taşı elde edebilmek, kendi e, kendimizi savunmak yani vitaminlerle vücut direncimizi arttırmak için besleniyoruz arkadaşlar. Besinlerimizi peki direkt yediğimiz gibi enerjiye dönüştürebilir miyiz veya yediğimiz gibi yapı taşına veya vitaminlerine, minerallerine ayırabiliyor muyuz? Hayır. Ne yapmamız gerekiyor? Sindirim sistemimizden geçirmemiz gerekiyor. Bu nedenle şimdi sindirim sistemimizden geçerken nelere uğradığını, besinlerin nelere uğradığına bir birlikte göz atalım. Sindirim sistemimiz canlıların ortak özelliklerinden birisi de beslenmedir. Bütün canlılar gibi bizler de yaşamsal faaliyetlerimizi sürdürebilmek için besleniriz. Beslenmek için tükettiğimiz besinler içeriklerine göre aşağıdaki gibi gruplandırılır. Yediğimiz besinler karbonhidratlar çocuklar ekmeğin yapısında bulunuyor. Vücudumuzda öncelikli olarak enerji kaynağı olarak kullanılır. Makarna, ekmek, patates, şekerli yiyecekler, içecekler de pilavda bulunur. Protein vücudumuzda yapı, yapıcı onarıcı olarak görev yapar. Peynir, süt, yumurta, et, tavuk gibi besinlerde bulunur. Yağlar vücudumuzda enerji sağlar. Karbonhidrattan aldığımız enerji yetersiz kaldığında kullanılır. Vücudumuzu sıcak tutar, darbelere karşı korur. Zeytin, fıstık, mısır, Hayvansal ve bitkisel olarak yağları alırız. Diğer bir besin içeriği ise vitaminler. Vücudumuzda düzenleyici olarak görev yaparlar. Vücudumuzun direncimizi arttırır, hastalıklara karşı korur. Portakal, elma, biber, sebze ve meyvelerde vitaminler bulunur. Su ve mineraller vücudumuzda düzenleyici olarak görev yapar. Bütün besinlerde su ve mineral bulunur. Enerji elde etme sırasına göre besinler karbonhidratlar, yağlar, proteinler olarak enerji büyüklüğüne göre en fazla yağlarda daha sonra karbonhidratlarda daha sonra proteinlere bulunur. Daha fazla enerji vermesine rağmen Yağların sindirimi daha zor olduğu için vücut öncelikli olarak karbonhidratları enerji kaynağı olarak kullanır. Vücudumuza aldığımız besinler yararlı hale gelebilmesi için bazı değişimlere uğraması gerekir. Karbonhidratlar, proteinler, yağlar büyük moleküllü besinlerdir ve hücre zarından geçemezler. Bu besinlerin hücre zarından geçebilecek kadar küçük parçalara dönüştürülmesine Sindirim denir arkadaşlar. Kısacası yediğimiz besinler hücre zarından geçebilecek kadar küçük parçalara dönüştürülmesine sindirim diyoruz. Vitaminler, su ve mineraller ise hücre zarından geçebilecek büyüklükte oldukları için sindirime uğramadan geçerler. Arkadaşlar mineraller, su, hücre zarından vitaminler zaten küçüktür, sindirime uğramazlar. Besinleri ikiye ayırıyoruz. Büyük Moleküllü besinler karbonhidratlar sindirime uğrar, proteinler sindirime uğrar, yağlar sindirime uğrarlar. Küçük yapılı besinler sindirime uğramasına gerek yok, zaten küçük. Vitamin, mineraller ve su sindirime uğramazlar. Sindirimde görevli yapılar, sindirimde görevli olan organlara sindirim organları denir. Sindirim organları bulunduğu kanala sindirim kanalı denir. Vücuda alınan besinler sindirim kanalı boyunca ilerler. Sindirim kanalı sırasıyla aşağıdaki yapı ve organlardan oluşur: Ağız, yutak, Yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak ve anüsten oluşur. Sindirim organlarımız bunlar arkadaşlar. Baktığımızda arkadaşlar, sindirim ağızda başlıyor. Yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak ve anüste son buluyor. Karaciğer ve pankreas sindirim kanalında yer almaz. Çünkü bu organlar sindirim organı değil, sindirime yardım eden organlardır. Sindirim sistemi oluşturan yapı ve organların sırasıyla görevlerine bakalım. Sindirim sistemi ağızla başlıyor arkadaşlar. Biz yiyecek ağzımızla alıyoruz. Besinler dişler yardımıyla koparılıp parçalanmasıyla sindirim başlar. Tükrük besinleri yumuşatır. Böylece yutma işlemi kolaylaşır. Yutak Besinlerin yemek borusuna geçmesini sağlar. Burada sindirim olmaz. Arkadaşlar yutağın görevi besinlerin yemek borusuna aktarmaktır. Eğer yemek yediğimizde konuştuğumuzda yutak soluk borusunu tam kapatamaz ve besinler soluk borumuza kaçar. Yemek borusu ağızdan gelen besinlerin mideye iletilmesini sağlayan yapıdır. Burada sindirim olmaz arkadaşlar. Yemek borusunda da sindirim yok. Mide besinleri bir süre depolar. Mide kaslarının kasılıp gevşemesiyle besinler bulamaç haline getirilir ve sindirilir karaciğer ürettiği safrayı bir kanalla ince bağırsağa gönderir. İnce bağırsağa gönderilen safra yağların sindiriminde görev alır. Pankreas arkadaşlar şurada gördüğünüz sarı organ pankreas. Pankreas öz suyu üretip bu kanalla ince bağırsağa yollar. Pankreas öz suyu karbonhidratların yağların ve proteinlerin sindirimini sağlar. Daha sonra ince bağırsağa mideden Bulamaç haline gelen yiyecekler ince bağırsağa geçer. Bütün büyük moleküllü besinlerin sindirimi burada tamamlanır. Küçük moleküllere hale gelen besinler emilimi kan emilim ile kana geçer. Arkadaşlar bütün besinlerin sindirimi ince bağırsakta tamamlanır ve emilimle kana geçer. Yiyecekler ince bağırsaktan kana geçer. Kalın bağırsak sindirilmeyen besinleri anüse iletirken atık besinlerin içerisinde kalan suyun emilimini sağlar. Arkadaşlar kalın bağırsakta su, vitamin ve mineraller elimi, emilimi sağlanır. Anüs besinde besin maddelerin vücut tarafından kullanılmayan bölümü anüs yoluyla atık madde olarak vücuttan uzaklaştırılır. Sindirim ikiye ayrılır arkadaşlar. Fiziksel mekanik sindirim bir de kimyasal sindirim olarak. Fiziksel sindirim besinlerin ağızda çiğnemesiyle ve midede kas hareketiyle küçük parçalara ayrılmasıdır. Besinler sadece fiziksel değişime uğrar. Arkadaşlar fiziksel sindirimde besinler küçük parçalara ayrılır ve fiziksel olarak görünümleri değişir. Kimyasal sindirim, besinlerin enzim adı verilen bazı özel salgılar yardımıyla yapı taşlarına kadar parçalanmasıdır. Enzimler protein yapılı özel salgılardır. Enzimlerin çalışması için uygun sıcaklık ve su gereklidir. Bu nedenle su içmeyi ihmal etmememiz gerekir. Fiziksel sindirim besinleri küçültür. Bu sayede enzim etki edeceği yüzeyi arttırarak kimyasal sindirimi hızlandırır. Örneğin yediğimiz bir Büyük moleküllü besin ekmek fiziksel sindirimle küçük parçalara ayrılır. Kimyasal sindirimle daha küçük yani hücre zarından geçebilecek kadar enerjiye dönüştürülebilecek kadar küçük hale gelir. Karbonhidratlar, proteinler, yağlar hem fiziksel hem de kimyasal sindirime uğrayan besinlerdir. Kimyasal sindirim ağızda başlar, ince bağırsakta biter. Arkadaşlar ağızda tükürük salgısıyla başlıyor ve ince bağırsakta da... biter bitiyor. Karbonhidratların sindirimi ağızda bulunan tükrük sıvısındaki enzimler karbonhidratların kimyasal sindirimini başlatır. Karbonhidratlar midede kimyasal sindirime uğramaz. Karbonhidratların kimyasal sindirimi ince bağırsakta devam eder ve biter. Şöyle karbonhidrat miktarına başlayalım. Arkadaşlar ağızda azalıyor. Midede karbonhidratların sindirimi gerçekleşmiyor. İnce bağırsakta son buluyor. Bakın ince bağırsakta sindirim gerçekleşmiş ve sindirim sona ermiş. Karbonhidratlar büyük moleküllü besin Ağız ve ince bağırsakta enzimler yardımıyla küçük moleküllü besinler haline geliyor. Karbonhidratların sindirimi ağızda başlar, ince bağırsakta biter. Midede karbonhidratların sindirimi gerçekleşmez. Bu önemli. Proteinlerin sindirimi. Proteinlerin kimyasal sindirimi midede bulunan mide öz suyu içerisinde enzimlerle başlar, ince bağırsakta devam eder ve biter. Protein, bakın ağızda sindirim gerçekleşmiyor, midede başlıyor ve ince bağırsakta son buluyor. Bakın büyük moleküllü bir protein enzimler yardımıyla mide ve ince bağırsakta küçük yapılı hale geliyor. Proteinlerin sindirimi midede başlar, ince bağırsakta son bulur. Önemli arkadaşlar. Midede başlar, ince bağırsakta son bulur. Yağların sindirimi Yağların sindirimi en zor olan besin organıdır. Ne tükürük sıvısındaki enzimler, ne de mide öz suyundaki enzimler yağlara etki, e, yağlara etki eder. Yağların sindirilmesi için karaciğer ve, ve pankreas organlarının ürettikleri salgılar kullanılır. Arkadaşlar, karaciğer ve pankreas'tan salgılanan salgılar bulunmazsa yağlar sindirilemez. Karaciğer ve pankreas salgılarının birer kanalları ince bağırsağa aktarılır karaciğerden salgılanan safra yağların fiziksel sindirimi. Pankreastan salgılanan pankreas öz suyu ise yağların kimyasal sindirimini gerçekleşir. Bu her zaman sorulur. Karaciğerden salgılanan safra yağları fiziksel sindirime uğratır. Pankreastan sağlanan mide öz suyu yağları kimyasal sindirime uğratır. Yağlara baktığımızda ağız ve midede yağların sindirimi gerçekleşmez. Sadece ince bağırsakta gerçekleşir. İnce bağırsakta da safra ile karaciğerden sağlanan safra ile fiziksel sindirim. Pankreas öz suyu ile kimyasal sindirimi gerçekleşir. O halde yağların sindirimi ince bağırsakta başlar ve ince bağırsakta son bulur. Bakın yağ büyük molekülü yağ molekülü karaciğerden gelen safra ile fiziksel sindirimi uğradı. Bakın bu şekilde geldi. Sonra ince bağırsakta yine pankreastan gelen pankreas özsuyu ile kimyasal sindirimi uğrayıp bizim hücre zarımızdan geçebilecek kadar küçük parçalara ayrıldı. Bir etkinlik yapalım. Arkadaşlar baktığımızda ağızda başlamış, midede gerçekleşmemiş, ince bağırsakta son bulmuş. O halde X besin nedir? Karbonhidrattır. Y besinle bakalım. Ağızda gerçekleşmemiş, mide ve ince bağırsakta gerçekleşmiş. O halde Y besinimiz ne olacaktır? Protein olacaktır. Besinler ve sindirim kanalında bulunan yapı ve organlarda sindirilip sindirilemeyeceğine tik işareti koyulmasıyla bulalım. Arkadaşlar protein sindirimi ağızda, ıı, ağızda olmaz, mide ve ince bağırsakta gerçekleşir. Midede başlar, ince bağırsakta son bulur. Karbonhidratların sindirimi ağızda başlar, midede olmaz, ince bağırsakta son bulur. Yağların sindirimi ise ince bağırsakta başlar ve ince bağırsakta son bulur. Hemen aşağıdaki şekilde numaralanmış yapıların adlarını ve yapılarda bulunan besinlerin kimyasal sindiriminin gerçekleştiği verilen boşluklara yazalım. Arkadaşlar bir ağız. Ağızda yemek borusu, mide, ince bağırsak ve kalın bağırsak. Bir de karbonhidratların yani ağızda karbonhidratların sindirimi olur. Yemek borusunda sindirim olmaz. Üçte yani midede proteinlerin sindirimi olur. Dörtte karbonhidratlar protein yağ yani Ince bağırsakta hepsinin sindirimi olur. 5'te kalın bağırsakta ise sindirim olmaz. Sindirim sırasında gerçekleşen aşağıdaki olaylardan hangisi kimyasal sindirimi örnektir? Arkadaşlar biliyorsunuz sindirim fiziksel ve kimyasal sindirim olarak ikiye ayrılıyordu. Fiziksel sindirim yeme, e, yediğimiz yiyecekleri küçük parçalara ayırıyor. Kimyasal sindirimi ise hücre zarından geçebilecek kadar küçük parçalar ayrılmasını sağlıyordu. A Nişastanın tükürük içerisinde bulunan enzimlerle parçalanması kimyasal sindirime örnektir. Cevabımız aşık olacaktır. Besinlerin midede kaslar yardımıyla bulamaç haline gelmesi fiziksel sindirimdir. Yağların safra salgısı ile küçük parçalara ayrılması fiziksel sindirimdir. Peynirin peynir parçalarının dişler yardımıyla çiğnenmesi yine fiziksel sindirme yardımcı organları bir bakalım. Karaciğer ve pankreas sindirim organı değildir. Bu organlar sindirim gerçekleşmez. Ancak ürettikleri sargılay ile sindirime yardımcı olurlar. Arkadaşlar safra Karaciğerde safra adı verilen bir salgı üretilir. Safra sıvısı büyük yağ dokularını küçük yağ parçalara ayırarak yağların fiziksel sindirime yardımcı olur. Yağların kimyasal yapısını safra değiştirmez. Burada öğrenci her zaman karıştırıyor. Safranın da kimyasal sindirime gerçekleştirdiğini zannediyor. Ama burada dikkatinizi çekiyorum. Karaciğerden sağlanan safra yağların sadece fiziksel sindirime uğramasını sağlar. Pankreas öz suyundan salgısı, pankreas öz suyunu, Pankreaz öz suyu proteinlerin, karbonhidratların ve yağların kimyasal sindirimini gerçekleştiren enzimler içerir. Onun için arkadaşlar pankreastan salgılanan salgılar bütün besin maddeleri kimyasal sindirime uğratır. Sindirim enzimlerine ve besin içeriklerine etkisine bakalım. Besin içeriklerini enzimler yardımıyla sindirim kanalına farklı kanallara sindirime uğrarlar. Karbonhidratlar arkadaşlar karbonhidratların besin şekli bu şekilde. Proteinlerin bu şekilde yağların bu şekilde. Besinleri kimyasal sindirim diye yer enzimler ağızda ve ince bağırsakta karbonhidratların ve bu şekilde geliyor. Proteinler enzimlerle mide ve ince bağırsakta bu şekle geliyor. Arkadaşlar yağlar sadece ince bağırsakta bu şekle Geliyor. Pankreas'tan, pankreastan salgılanan pankreas öz suyu sayesinde bütün besinlerin sindirimi ince bağırsakta tamamlanır. Yutak, yemek borusu, kalın bağırsak ve anüste fiziksel ve kimyasal sindirim gerçekleşmez. Bu da önemli bir not arkadaşlar. Aşağıdaki deney tüplerinde bulunan besinlerin ve bu besinlerin kimyasal olarak parçalanacak, e, parçalayacak sindirim enzimleri çizgilerle uzatarak farklılaştıralım Tükrük e, sıvısı karbonhidratların sindiriminde görevli. Mide öz suyu arkadaşlar proteinlerin sindiriminde görevli. Pankreas öz suyu ise yağların sindiriminde görevlidir. Sindirim sonucu oluşan küçük molekülleri besinlerin kana geçişine bakalım. Karbonhidratların protein ve yağların sindirimi ince bağırsakta biter. Bu aşamada sonra sindirilmiş besinlerin hücre ka hücrelere kadar taşınması gerekir. Bunun için besinler kana geçmelidir. Sindirilmiş besinlerin kana geçmesine emilim diyoruz arkadaşlar. Emilim nerede gerçekleşiyordu? İnce bağırsakta. İnce bağırsağın iç yüzeyinde bulunan ve emilimi sağlayan yapılara villus denir arkadaşlar. Villuslarda bakın şunlar villus. Burada ince bağırsaktan kana geçiyor. Villus denen yapı şu. Villuslar kılcal kan damarlarına bağlı Parmaksı uzantılardır. Villus'lar küçük moleküllere dönüştürülmüş karbonhidrat, protein ve yağların ince bağırsaktan kana geçmesini sağlar. Vitaminlerin, suyun ve minerallerin emilimi kalın bağırsakta gerçekleşir arkadaşlar. Kalın bağırsakta villus'lar yoktur. Zaten küçük moleküllü olan vitaminler, su ve mineraller doğrudan kana geçebilirler. Emilim olayı karbonhidratı K ile, vitamini V ile proteini P ile, suyu S ile, minerali M ile, yağı Y ile gösterdiğimizde ince bağırsakta bastığımızda protein, karbonhidrat, yağlar geçmiş. Kalın bağırsaktaki emilime baktığımızda, kan damarlarına geçtiğimizde bakın su, mineral ve vitaminler kan damarlarına yani kana geçmiş. Arkadaşlar hemen şöyle bir tekrar yapalım. Karbonhidratlar Kana geçiyordu ince bağırsakta proteinler nerede geçiyordu ince bağırsakta yağlar nerede geçiyordu ince bağırsakta vitaminler su, mineraller ve su kalın bağırsakta kana geçer. Etkinlik yapalım aşağıda verilen ve sindirim kanalında yer alan yapılar ile görevlerini eşleştirelim. Ürettiği safra sayesinde yağların mekanik sindiriminde görev alır neydi arkadaşlar 2 yani karaciğer arkadaşlar. Proteinlerin sindirim sisteminin başladığı yer 4. Yani proteinler nerede sindirime başlıyordu? Midede arkadaşlar. Bütün besinlerin mekanik sindiriminin başladığı sindirim kalanının adı 1. Yani ağız arkadaşlar. Protein, karbonhidrat ve yağların kimyasal sindiriminde etkili olan enzimleri üreten organ 5. Yani neresiydi arkadaşlar? 5 pankreas. Sindirilmiş besinlerin emilerek kana geçtiği yer 3 yani ince bağırsak. Sindirim sonucu oluşan posanın atıldığı yer anüs yani 6 numaralı yer. Mideden önceki sindirim kanalı bölümüdür. Neresi? Kalın bağırsak arkadaşlar. Mıstık Fence YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.